Aslı baskıdan bir çalışıcı oldu duruyor. Sağa kalktım. Daha önce kaç lirada aldın sen? Kalktım. Her tatbikatı da aldım. Toplamda 20 lira aldım kalktım. Aman dikkat edin ha. İlk günkü heyecanla, ilk günkü dikkat ve hassasiyetle göreve devam. Anlaşıldı komiserim. Haydi de. Asil milletimizin ve sağladığı imkanlarla sahip olduğumuz imkanların bu teknik donanımı, teknik tesisatı görmekten dolayı da gerçekten gurur duyduk, memnun olduk. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Yani bu manada bütün efendim unsurlarımız şu veya bu şekilde angaja olmuş vaziyette. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan denizlerimize ve semalarımıza hak ve menfaatlerimizin korunması, diğer taraftan da dost ve kardeşlerimize beraber işbirliğimiz. Onlarla beraber onların haklı davası desteklemek onları. Bizim temennimiz, dileğimiz arkadaşlar, ülkemizin bekası, ülkemizin refahı. Bir tarafta beka, bir tarafta refah, güvenlik. Bu konuda bize düşen ne görev varsa, biz efendim hem kendi hem de dost ve müttefiklerimizin haklarını savunurken, hiçbir zaman Yunanistan başta olmak üzere biz onlara karşı böyle saldırgan tutum içinde değiliz. Biz onlara şunu söylüyoruz, diyoruz ki uluslararası hukuk çerçevesinde, efendim iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, efendim diyalog yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle, efendim sorunlarımızı çözelim ve özellikle bu Ege Denizi bir dostluk denizi olsun. Oradaki denizdeki efendim zenginlikleri adil bir şekilde iki tarafın insanları paylaşsınlar, güven içinde ve mutlu bir refah yaşasınlar. Bu moratoryum meselesi vardı biliyorsunuz. Bunu da genişletme konusunda biz hazır olduğumuzu ve bu konuda bize düşen ne varsa bunu yapmayı da düşündüğümüzü, efendim konuşabileceğimizi, tartışabileceğimizi de kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim burada gerçekten alnımız ak, yüzümüz ak arkadaşlarımız başımız dik. Kimse herhangi bir bizim gizli ajanlarımız yok. Savaşan iki taraf var, Rusya ve Ukrayna. Böyle bir durumda dahi onlarla konuşmak, görüşmek suretiyle bu tahıl meselesini efendim özellikle bir protokola efendim, bağlamak suretiyle, bir anlaşmaya, sözleşmeye bağlamak suretiyle arkadaşlar ihtiyaç sahibi ülkelere 30 milyon tondan fazla buğdayın gitmesi mümkün oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu fiyatların istikrarı demek. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi demek. Bu ne demek? Herhangi bir şekilde bölgede istikrarsızlığın önlenmesi demek. Dün bugün bakan yardımcılarımız Ukrayna, Rusya ve Türkiye bakan yardımcıları oturdular, konuştular ve gelen haberler ilk aldığımız bilgilere göre gayet olumlu geçti toplantının ve dolayısıyla bir taraftan bu tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda o noktaya doğru gidildi ve diğer taraftan da bizim orada gemilerimiz var. Ticari gemilerimiz, 12 gemimiz var, vincimiz var Ukrayna limanlarında. Onlardan da 6'sının efendim güvenli bir şekilde efendim ülkemize dönmesi bakımından da çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımız sürüyor arkadaşlarım.